sonsuz bir mütevazılık içinde buluyorsanız bence işinizde iyisinizdir. Çünkü bence merhale, o fenafillah makamı bizim mesleğimizde orası. Tevazu bence. Var mı sende biraz? Yani bende tevazu... Bende tevazu ne arar? Tevazu değil. Ben her seferinde çok çok büyük krizler yaşayarak, işte demin sordun ya, yani ellerim titriyor, yapamayacağım diyorum. Hani zannediliyor ki işte o kadar film, bu kadar dizi, aman da geldim de haydi bakalım da oynuyorum. Öyle bir şey asla yok. Yani her seferinde işte en yakın arkadaşlarım bilir. Telefon açarım, ben niye seçtim bu mesleği? Hüngür şakır ağlayarak yapamayacağım. Şimdi herkes bu kadar sene sonra aslında nasıl, ne kadar yeteneksiz olduğumu görecekler ve benim ne kadar başaramadığımı, herkese hayal kırıklığına uğratacağım. Böyle bir sistematik bir sinir krizi yaşıyorum ben her seferinde. Bir panik atak yapacak, krizi gibi. Yapacak hiçbir şey yok yani. Bir şey söyleyeceğim yani. Bir de burada... şey çok acı oluyor. Mesela bazı insanlar zannediyor ki Mesut... bu mesleğin içindesin ve hani işte ekranda gözüktüğün için, röportaj yaptığın için, bir takım işte yerlerde ve durumlarda görünür olduğun için sen bütün meseleni halletmişsin ve canın acımaz. Hele ki mesela benim başıma çok geliyor. Sen biliyorsun benim bu işe ne kadar aşkla bağlı olduğumu ve bu işi ne kadar ciddiye aldığımı, bu konuda sorumluluk hissettiğimi. Bunun üzerinden bir şey anlatırken ben heyecanlanıyorum. Çünkü bu yani oyunculuk benim damarlarımda akan kan ve ben arkamdan gelenden de önümdeki ustamdan da sorumlu hissediyorum. Sonra birisi diyebiliyor ki mesela bir anlık bir şeyde, aman bu da ne ukala, kendini de ne zannediyor. Yahu olur mu? Öyle bir şey tam değil. Tersine ben olur mu yani? Ben sana senin hiç bilmediğin bir şey anlatacağım. Yeşim Ceren Bozoğlu diye bir arkadaşım var benim. Bir tiyatro oyunu yazdı. Ve önümüzdeki sene sahnelenecek. O tiyatro oyununun son sahnesini yazarken kendi deyimiyle hüngür şakır, benim deyimimle böğüre böğüre ağladı. Böyle bir kadındır yani. Onu kendine şey al. Her zaman idol olarak al. Oldu mu? Aslında demin sorduğunuz soruya cevap veremememin sebebi de buydu. Biz bu dört kişi ve onlarcası, binlercesi kendini anlatırken tek yolu işi olan insanlarız aslında. Zaten öyle de olması lazım. Eğer öyle değilse, yani siz sorduğunuzda ben cevap verseydim, hem de güzel bir şeyler söyleseydim kendimle ilgili, işte o ego kabarması dediğimiz en tehlikeli şey oluyor bence. Şimdi yani ben çok seni bir parçalayayım da görsen. Böyle geldi de. Şimdi Allah. Abi bir kadından hoşlanırsan gider bir köşeye oturur musun? Yani senin yerine vekaleten birileri flört mü teklif ediyor? Ben pek yapabilen, ilk adımı atabilen kişi değilimdir. Ne yapıyor? Ya pek değil aslında, hiç değilim. Ya, yapamam gidip yani. Gidip öyle oturuyor musun? Hani ben... içine kapanıyorsun. Belki beni görür yani bu kapanık halimle mi? Yani nasıl oluyor? Yok, umuyorum. Umuyorum mesela. Ummak benim için yapabileceğim en aktif şeylerden biri. Buluyor musun pek yani? Umam bulur ya da umduğunu buluyor musun? Yani şanslıysam. Canımsın dedi. Canımsın dedi. Ama beste için çok iyi bir yol biliyorsun değil mi? Bu acılar. Evet. Acılar çekmek. Biraz şey mazoist bir durum. Oradan iyi iş çıkar. O demin dinlediğimiz şarkı galiba öyle bir şeyin, çok fırtınanın şeyi sonucuydu. Öyle. Ben önce teşekkürü unuttum sana. Yani elinde hafif bir sakatlık olmasına rağmen canlı söyledim. Bizim için çok önemli bir şey. Sağ ol yani. Teşekkür ederim. Onun için çok teşekkür ederim. Günün aforizmasına geldik. Bakalım bugün bizim çocuklar ne bulmuşlar. Birlikte bir şey yapalım. Günün mottosu bu. Buyurun. Aforizma. Efendim, hayatta unutamayacağınız en büyük pişmanlık pişman olurum diye yapmadıklarımızdır. Tolstoy söylemiş bunu. Evet, bir kenara yazdık. Bunlar böyle keyifli şeyler. Devam ediyoruz. Geniş ailede mi yoksa canım babamda mı Yeşim Ceren kendisini tam olarak buldu diye bir sorumuz var burada. Tweettaşlarımızdan bir tanesi atmış. Hakikaten hangi kadına daha çok yakınsın? Hiçbirine. Yani benim zaten hani temel meselem kendimin dışında bir şey olmak olduğu için, hani sevim işte, hani bunu Türk televizyonlarında ispat edebilecek yani insanlardan birisin Mesut. Beni hani arkadaşlığımız üzerinden de tanıdığın için, hani ben ne sevim kadar böyle eli coplu, işte o kadar yüksek enerji, ne öbürü kadar böyle bir kokoş fanfinifinfon, yani oynadığım şeylerin hepsinin ruhunu, evet, buradan ben kendim koymaya çalışıyorum. Ama bütün kimyasını değiştirmek zorundayım ki o ben olmayayım. Öbür türlü o bana sahtekarlık gibi gelir. Yani şöyle bir şey gibi diyebilir miyiz hocam?
Allah korusun siz bir cinayet işlediniz ve oturup onu yazdınız gibi oluyor biraz. Ya o enteresan bir şey. Bu arada Yeşim Ceren hani benim ailece görüştüğüm bir insan ve bana Yeşim Ceren'i anlat dersen tek kelimeyle şöyle tek cümleyle şöyle anlatabiliyorum. Yeşim Ceren sıkı bir likit tüketicisidir. Evet. Yani kahve, efendime söyleyeyim kola, su, soda bunların hepsini şöyle 10 dakika içerisinde yaklaşık 26 litre kadar falan tüketebilir. Ben onu su gibi o yüzden hem severim hem öyle görürüm. Ya peki Ahmet abi şimdi polisiye yazarken müthiş bir fantezi de oluyor insanın. Fantezi dünyası da olur. Mesela senden sıkı bir katil çıkar mı abi hiç düşündün mü? Benden çıkmaz. Şu nedenle çıkmaz. Sıksam çıkmaz diyorsun. Hayır niye çıkmaz? Çünkü o kadar çok adam öldürdüm ki romanlarımda. O duyguyu yaşadım doydum yani. Diyor. Tabii. Yani olgunlaşıyorsun bir süre sonra. Evet. Çünkü hakikaten yani bir roman yazarken bu cinayet romanı da olmayabilir. Eğer sen o karakterin yerinde olmazsan, o duyguları sahici bir şekilde veremezsen, o empatiyi kuramazsan gerçekçi olmaz. Okur güler sana. Her romanda bu böyledir. Şimdi ben aslında çok inciniyorum yazarken. Gözlerim dolarak yazdıklarım oluyor. Çok etkilenerek, korkarak yazdıklarım oluyor. Yani o sürecin içinde yaşıyorum. Dolayısıyla o yıkımı çok iyi biliyorum ben. Yani bizim başkomiser Nevzat yakın ölen birinin evine gidip de ya işte kardeşiniz öldü dediği zaman ben Nevzat'la beraber gidiyorum ve onu söylüyorum. Orada yıkılıyorum. Yani dolayısıyla böyle bir şey yapmam mümkün. Sen Nevzat'ın gölgesisin değil mi orada? Aynen. Aslında, Nevzat'ın ama söylerken elleri titriyor bunları. Ama yani hakikaten çünkü öteki türlü o kitap çıkmaz. İnandıramazsınız hangi ki. Hangi karakteri öldürdüğüne çok pişman oldun? Var mı öyle bir karakter? Var. Kavim'de Can karakteri. Kavim'de Can'ın can gitmesini. Karakteri. Hakikaten çok canım üzüldüm. Gitmiş gibi üzüldüm. Evet, diyorsun. Çok üzüldüm canım. Canım benim ya. Bazen oluyor işte polisiyede rahat olmak lazım. Zaman evet. Zaman içerisinde. Evet. Kerem senin şey revizyonla anmadık abi. Niye böyle oldu? Ben oysa ki hani gitsen revizyona bir bu Yunanların Takis'ti galiba değil mi? Hmm. Sürekli çıkan. Bir 8 tur çevirirsin onun üzerine bir de şey buzuki atarsın yani gibi geliyor bana ama. Teşekkür ederim. Ben John Logan severim aslında. Ya o da enteresan bir yengemiz. Yengemiz diyorum. Eniştemizdi ya değil mi? Tabii ki. Yani romantik şarkılar falan deyince şeyden biraz huzursuz, rahatsızım aslında. Eurovision eskiden romantik, güzel romantik şarkılar da vardı. Hani Eurovision şarkısı deyince biraz kötü şarkılardan bahsediyoruz. Pop şarkılardan bahsediyoruz. Allah'a şükür biz son senelerde öyle şarkılar yollamadık. Eurovizyona hiç ama güzel olur da herhalde romantik bir Türkçe veya İngilizce şarkı bir Türk sanatçısının orada olması güzel olurdu. Ama niye olmadı? Şimdi isimler anılıyor, onlar teklif ediliyor, onlar şarkı yapıyor. Hiç geldi mi sana? Yok bana gelmedi. Hiç gelmedi. Naim Dilmener bugün enfes bir röportaj yapmış. Biraz daha hani geleceğe yönelik bakarsak bir sürü ismin piyasadan yani şu anda dinlediğimiz bir sürü ismin piyasadan hani silinip geçen özellikle şey yapan piyasa şarkısı yapan isimleri şimdi vermeyeyim yani burada polemik yapmak istemiyorum. Beni ama yazmış mı? Bir 10 sen yoksun içinde. Ama rahat ol. Çünkü diyor ki mevcut müzik dünyası popüler müzik dünyasında şu anda aynı ritimler üzerine kurulan farklı sözler var sadece ve birçok sanatçı, birçok hani popüler müzik sanatçısı